Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Nevevi'nin Ettibyen fi adabi hameletil Kur'an adlı eserinin ilk bölümüne başlayacağız bu dersimizde. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh kitabına Kur'an okumanın ve Kur'an hafızlarının fazileti yani üstünlüğü, değeri adıyla bir başlık koyarak başlıyor. El-Babul Evvel birinci bölüm Fi Atrafin Min Fadileti tilavetil Kur'ani ve hameletihi. Bu Kur'an tilavetinin ve Kur'an'ı ezberleyenlerin üstünlüğüne dair hadisi şerifler size burada göstereceğim. Böylelikle kitabımızın ana mesajına dair ilk bilgileri vermek istiyorum. Diyor adeta yazar bu bölümle. Çünkü kitabını Kur'an'ı sürekli okuyan, Kur'an'ı ezberleyen, öğreten, uygulayan insanların bir el kitabı olarak planlamıştı. Bir talebenin ezberlemesine değecek kadar kıymetli bilgileri bir araya getireceğini söylemişti. Şimdi bize İlk olarak bu konunun önemini kavramamız için yaptığın işin, okuduğun Kur'an'ın, ezberlediğin Allah'ın kelamının ne kadar değerli olduğunu biliyor musun? Ey ilim talebesi, ey Kur'an talebesi, ey hafız efendi, hafize hanım diye kişiyi bilinçlendirecek bir bölüm açarak hadisi şerifleri sıralayacak. Bu kitabın özelliği genel olarak konuyla ilgili, Kur'an-ı Kerim ile ilgili bu talebeye nasihat edeceği hususlarla alakalı hadisi şerifler sıralamaktır. Yaklaşık 200 kadar hadisi şerif vardır bu kitapta. Tabii ki İmam Nevevi'nin kendine has üslubuyla her ne kadar hadis de sıralasa, eğer o konuyla ilgili bir ayeti kerime varsa onu bölümünün başına getireceğini unutmayalım. Bunu Riyazu Salihin isimli eserinde de uygulamıştır İmam Nevevi. Benzer şekilde Ezkar el-Ezkar isimli kitabında da yapmıştır. Burada da onu göreceğiz. Eğer talebeye, dinleyiciye, okuyucuya getireceği hadisi şeriflerden önce konuyla ilgili bir ayeti kerime varsa, Allah'ın kelamı varsa önce onu bölümün başına koyar. Bunu İmam Bukhari sahihinde de uygulamıştır. Hadis alimlerimizin böyle bazılarının özellikle farklı bir üslubu var. Yani Allah'ın kelamını her şeyden önce tutmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden bahsedeceğiz ama eğer o konuda Rabbimiz bir şey söylemişse önce onu dinlememiz lazım. Bu çok güzel bir metot. Hepimizin bugün bundan istifade etmesi gerekir. Eğer bir konuda Allahü Teala buyurmuşsa önce onu dinlememiz lazım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, sonra Efendimiz'i gören, dinleyen ashab-ı kiramı, sonra sırayla alimlerimizin sözünü nakletmek gerekiyor. Ne hikmetse değerli kardeşlerim, bu çağda önce bizim hocalarımızın sözü kıymetli oldu. Yani bizim hoca efendi diye değer verdiğimiz, tarikatında bulunduğumuz, talebesi olduğumuz bir hocanın sözü varsa, bir konuyla ilgili hemen onun o veciz ifadelerini anlatıp
neredeyse ezberletmezsek eksik bırakmış, hatta yanlış bir iş yapmış oluruz gibi bir vehme kapıldı insanlık. Sevdiğimiz insanların kitapları maalesef Allah'ın kitabından daha değerli oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden önce tarikat büyüklerinin güya insanların Allah dostu dediği, yani bizim hüsnü zannımızla, tabii ki öyle inşallah ama hüsnü zannımızla söylediğimiz, Allah katında ne olduğunu bilmediğimiz, büyüttüğümüz, çok çok yücelttiğimiz insanların sözleri daha önce geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sıra gelmiyor. Buradan ibretler çıkarmamız lazım. Özellikle şu İmam Nevevi'nin kitabına başlama üslubundan bile ders çıkarmamız gerekiyor. Önce o konuyla ilgili bir ayeti kerime varsa Rabbimizi dinleyelim. Herkes sussun. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzu ile ilgili hadisi şeriflerine gelelim. Sonra da sahabenin sözleri, alimlerimizin sözlerine sıra gelsin diyelim. Bu mükemmel bir üsluptur. Bizim için büyük ibrettir. Alim dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle hayatını şekillendirmiş, bu ümmete Riyazu Salihin katmış, El-Ezkar katmış ve bunun gibi nice dev eserler, Sahih-i Müslim'e şerh yazmış, Minhac isimli şerhi yazmış, İmam Nevevi gibi bir alim hadis sıralayacak ama öncesinde bu konuyla ilgili Rabbimiz buyurmuş, şu buyruklara bir kulak verelim. Festemi'ule, festemi'ule ve ansitu, ve ansitu. Kulak verin bu ayetlere. Susun. Leallekum turhamun. Böylece Allah size rahmet eder. Dercesine, kitabına Bismillahirrahmanirrahim dediği gibi Fatır suresinin 29 ve 30. ayetiyle başlıyor. Bu ayetler Allah'ın kitabını okuyanlar diye başladığı için İmam Nevevi de tam benim konumda budur işte. Ben Allah'ın kitabını tilavet edenlere, onu ezberleyenlere söz söylemek istiyorum. Onlara bir abi tavsiyesi, hoca tavsiyesi, kardeş nasihatinde bulunmak istiyorum. Ama gelin hep beraber Allah'ın kitabını okuyanlara, onu ezberleyenlere dair Rabbimiz ne buyuruyor? Size Fatır suresinin 29 ve 30. ayetlerini hatırlatayım diyor. Şimdi bu ayetle biz de kitabımıza başlamış, dersimizi almış olalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yetlûne kitâballâhi ve ekâmussalâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten. Yarucûne ticâreten len tebûr. Liyuvaffiyehum ucûrahum ve yezîdehum min fadlih. İnnehu gafûrun şekûr. Sadakallahu'l-azim. Tane tane tercümesini yaparak gidelim. İnnellezîne yetlûne kitâballâh. Allah'ın kitabını okuyanlar. Allah'ın kitabını tilavet edenler. Ve ekâmussalâte namazlarını hakkıyla kılanlar. Ve enfekû mimma razaknahum, kendilerine rızık diye verdiklerimizden sirran ve alaniyeten, gizli, hiç kimsenin görmeyeceği şekilde ve alaniyeten, herkesin bileceği şekilde harcayanlar, infakta bulunanlar. Üç özellik saydı Fatır suresinin 29. ayeti. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazlarını hakkıyla kılanlar, ikame edenler, ikame etmekle namaz kılmak arasındaki farkı anlamamız lazım. İkame etmek, namazı ayağa kaldırmak demek. İkame, bir insanın kaldırılması, bir şeyin kaldırılması demek, yerine konması. Salati, namazı ayağa kaldırmak, yani namazın varlığından dünyayı haberdar etmek.
Bu da en güzel şekilde ezanı okumakla ve en güzel şekilde bu namazın gerekliliklerini yerine getirerek kılmakla oluyor. Böylelikle insanlık namazdan haberdar oluyor. Evde çocuklar, camide insanlar, sokakta, meydanda tüm herkes namaz diye bir ibadet varmış diyorlar. İki, namazın ikamesi. Üçüncüsü de infak. Bu üç özelliği gerçekleştirenler yarcune ticareten len tebur. Hiçbir zarar ihtimali olmayan ticareti umarlar. Yarcun umarlar. Allah'tan umuyorlar, ümit ediyorlar. Ticareten bir ticaret. Yani kazanç, kazanç. Len tebur. Hiçbir daha o kazancın iflası olma ihtimali yok. %100 kazanacakları bir ticareti Allah'tan beklerler. Kur'an tilavet edenler, namazı ikame edenler ve gizli, açık infak edebilenler. Buradaki infak da fedakarlığı şüphesiz gösteriyor. Malla birlikte bu infak gerçekleşebilir. Malı olmayan bedenini infak eder, aklını infak eder. Allah ona rızık olarak ne verdiyse, ayette ne diyor? Mimma razaknahum. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden. Rızık sadece para değil. Çocuk da rızık, zeka da rızık, ilim de rızık. Allah kime ne verdiyse, ilim verdiyse ilimin infakını yapanlar. Zeka verdiyse o zekanın infakını yapanlar. Çocuk verdiyse çocuğunu Allah için feda edebilenler, ona göre yetiştirenler. Neyini vermişse, hangi yetenekle donatmışsa Allah bir insanı, onu Allah için harcamaya hazır olanlar. İşte bu üç noktada Rabbimiz profil çizdikten sonra bunlar ziyan ihtimali olmayan ticareti umabilirler buyuruyor. Yani hak ederler anlamında. Bu ticaret ne? Allah'ın müminlerden canları ve malları karşılığında nasip edeceği cennettir. Buradaki ticaretten kasıt, dünyada Allah onlara bol bol kazanç verecek, villaları olacak, her birinin eşlerinin de arabaları olacak, çocuklarının da arabaları olacak. Onların arsa problemi olmayacak, sürekli akar, getirir ticaretlerden, hep para kazanacaklar, hep zengin olacaklar. Anlamında değil. Asla zarar etmeyecekleri, bozulmayacak bir ticaret umarlar. Nedir bu ticaret? En üstün olan Allah'ın rızasına kavuşmak. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ Tevbe suresinin 72. ayetindeki Allah'ın rızası en büyüktür. Ticaretin en büyüğüdür. O rıza ile birlikte en büyük mükafatlar gelecek. Allah'ın gazabından, cezasından kurtulunacak her şeyden önce. Cennet kazanılacak. Cehennemden kurtuluş bileti vermiş olacak Allah-u Teala. Böyle bir ticareti hak etmenin ölçüsü olarak nereden başladı ayet? İnnellezîne yetlûne kitâballâh. Allah'ın kitabını okuyanların kazanacağı bir para. Ücret, ödül bu. Bu paranın eşi benzeri yok. Dolar, euroya çevrilebilen bir para değil bu. Altınla, elmasla, mücevherle tartılacak bir şey değil. Karşılığı ebedi cennet olan, Allah'ın rızası olan, Allah'ın cemali olan, cehennemden kurtuluş olan mükemmel, en yüce karşılık. Bundan daha büyüğü yok. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ Cennetin de üstünde Allah'ın rızası. Bu mutluluğun dengi yok. Ama bu neyle başlıyor? Allah'ın kitabını okuyanlarla başlıyor. Peki İmam Nevevi sadece bu ayet اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve akâmussalâte ve enfekû mimmâ razaknâhum diye benim burada serdettiğim gibi böyle gelişi güzel okuyup hatim etmekten bahsettiği için mi bu ayeti buraya getirdi? Hayır. Allah'ın kitabını okuyanlar derken Fatır suresinin 29. ayeti. Burada hafızların programlara başlarken düğünlerden önce açılışlarda aşır diye okudukları internette tilavet edilen insanlara şöyle güzel sesimizle Kur'an'ın nasıl okunduğunu gösterelim. İnsanlar da dinlesinler diye öyle kitap okur gibi gelişi güzel sese odaklanılmış bir okumadan bahsetmiyor bu ayet. Onu da içine alan büyük bir tilavetten bahsediyor. Her şeyden önce Allah'ın kitabını okuyup Allah'ın kitabındaki emirlere uyanlardan bahsediyor. Çok güzel ses var, çok iyi hafız ya da çok hatimler etti. Tecvidi çok iyi, mahreçleri harika, süper okuyor. O okuyunca bülbüller bile dinliyor. Herkesin gözlerinden yaşlar akıyor. Mesele bu değil ki. Allah'ın kitabında faiz yasağını okuduktan sonra benim için bitmiştir. Bir daha ben faizin F'sine bile yaklaşamam diyebildiği zaman o kitabı okumuş oluyor. Dolayısıyla ey ilim talebeleri, siz Allah'ın kitabını okumakla başlıyorsunuz. Ezberlemekle devam ediyorsunuz. Ama asıl işiniz bu kitabın tatbikini sağlamaktır. Allah bu kitapta size ne diyorsa şüphesiz ona uyacaksınız. Bu kitabı bu yüzden okuyorsunuz diye gelmiştir bu ayet. Emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da vazgeçmek için. Allah'ın verdiği her haberi tasdik etmek için, ona iman etmek üzere biz bu kitabı okuyoruz. Meryem annemizle ilgili Allah'ın kitabı bize ne dediyse, o evlenmeden İsa'yı doğurdu aleyhisselam dediyse, biz buna böyle iman ederiz. Kur'an'a aykırı her söze de tepki veririz. Allah'ın sözünün karşısında söylenmiş her sözü inkar ederiz. Tanımayız onları diye biz bu kitabı okuyoruz. Kur'an'la ilgili Yasin suresinden Mülk suresine, Bakara suresinden Adiyat suresine kadar her ayetine %100 hiçbir tereddüt duymadan iman etmek için okuyoruz biz bu kitabı. Böyle okuduğumuz zaman Allah'ın o ebedi cennetini, rızasını hak edeceğimiz bir ticareti elde edebiliriz. Buna iman ediyoruz. Yoksa bu ayete göre sürekli Kur'an'la meşgul olan hafızlar otomatik olarak cennete mi girecek o zaman? Hayır. Kim o kitabı okuduktan sonra ne kadar uyuyor, anneye babaya iyi davranın emrini ne kadar yerine getiriyor, annelere babalara kusur araştırmayın, yumuşak olun diye gelen ayetleri çocuklarına o anneler babalar ne kadar uyguluyor? Hafız bir baba, hafız bir anne, hoca baba, hoca anne olmak Kur'an'ı iyi bilmekle gerçekleşmiyor ki. Ne kadar sabrın var senin hoca anne olarak, hoca baba olarak, hafız talebe, hafize hanım olarak ne kadar sabrın var, ne kadar takvan var, ne kadar direncin var, ne kadar Allah'a güvenin var, ne kadar ihlasın var. Ona göre Allah katında o kitabı okumuş ve kavramış oluyor kişi. Genel olarak tilaveti okumayı zikrettikten sonra da özellikle dinin direği olan, Müslümanların nuru olan, imanın zirve noktalarından birisi olan İslam'a samimi bağlanmanın
simgesi olan namazı zikrederek aslında biz meselenin sadece kitabı okuma meselesi olmadığını anlamış oluyoruz. Hemen arkasından gelen akrabaya, fakire, yetime, başkalarına verilen infakla, bu zekat olur, sadaka olur, bunu zikretmesiyle de meselenin amel gerçekleşmeden Kur'an tilavetinin bir hiç olduğunu öğretmiş oluyor. İşi gücü gizli ya da yani özel ya da genel insanlara hizmete adanmış bir yürek sahibi olmak. Hayır işleriyle insanlık için çalışmak düşüncesi Allah'ın kitabını okuduktan sonra beraberinde namaz ile birlikte zikredilince demek ki kitabı okuyup harekete geçenler. Allah'ın direktiflerini dinleyip ben bunu nasıl uygulayacağım, nerede uygulayacağım diye hemen namaz için, fedakarlık için, insanlık için, davete hizmet, Allah'ın dinine hizmet için çalışma arayışında olanlar hiç zarar etmeyecek ticareti umabilirler. Hem kitabı okumak yok, hem Allah'ın belli ayetlerini bu zamanda uygulaması zor, o yüzden şimdi çok konuşmayalım. İnsanlara anlatmayalım, yanlış anlarlar, insanların imanı bile tehlikede deyip gizlemek, hem ibadet konusunda başta namaz ve infak olmak üzere tembel davranmak var. Ama ya Rabbi bize cennetini nasip et. Ya Rabbi cennetlik kullarının bizi arasına kat diye dua etmek. Bunların cennete hak etme, umma hakkı yok ki. Ayet mükemmel bir sistem getirmiş. Bu ticareti yani cennet ticaretini ummak Tevbe suresinin 111. ayetinde geçen İnna Allaha ishtara minel mu'minina enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cenne. Allah cennet karşılığında müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Ticaretini. Siz bana can verin. Siz bana mal verin, benim için harcayın, benim için bedeninizi verin, benim için namaz kılın, namaza kalkın, benim için insanlığa hizmet edin, cihad edin, benim için insanlara ilim öğretin. Yani benim için şu fedakarlığınızı bir göreyim, ben de size cenneti söz veriyorum dediği, hiçbir kesada uğramayacak, bozulmayacak. Ticareti umabilmeniz için, Allah'tan cenneti hak edebilmeniz için önce şu kitaba uymanızı göreyim. En çok kimin kitabını okuyorsunuz? Kimin kitabını ezberliyorsunuz? Ezberlediğiniz bu kitabı ne kadar hayata geçiriyorsunuz? Ey iktidar sahipleri, ey vakıf sahipleri, ey aile reisleri, anneler, babalar. Mesele sure ezberi yapmak değil. Mesele tefsir dersi yapmak değil. Asıl meseleniz Allah'ın kitabını siyaset partilerinizde, iktidarlarınızda anayasa haline getirmek. Kurduğunuz şirketleri Allah'ın kitabına göre yönetmek. Meydana getirdiğiniz yuvanızda Allah'ın sözünün son söz olmasını sağlamak. Çocuklarınızı eğitirken, ilim öğrenirken, üniversitelerde, okullarda, Milli Eğitim Bakanlıklarında, Aile Bakanlıklarında, Ticaret Bakanlıklarında, orduda, tarımda Allah ne derse ona göre politikalar üretmek diye insanlığa kendinizi ilan etmektedir. Bu sebeple bizim değerli kardeşim program açılışları, seçim kazanmaları, vakıf kurmaları, hadi bereket olsun diye Kur'an okuyalım, dualar yapalım, Allah'tan cennet umalım gibi hissiyatlarımız Allah'ın kitabına bağlı kalmadığımız sürece, onun kitabını sadece raflarda tuttuğumuz sürece, güzel kılıflarla evin güzel bir köşesine motif haline getirdiğimiz sürece, namazlarımızın hakkını ifa etmedikçe, Allah için fedakarlık yapmayı
İhlasla değil de şovla, gösterişle, reklamla yaptığımız sürece cenneti hayal etme hakkımız bile yoktur. Kimse kusura bakmasın. Allah'ın kitabı bulunduğumuz her yerde bizim yasamız olmak zorundadır. Benim kurduğum şirkette bu zamanda böyle yaparsak para kazanamayız. Herkes bak faizle geçiniyor. Herkes bu uygulamayı yaptığı için, rüşvet verdiği için zengin oluyor. Biz de böyle küçük bir dükkan olarak kaldık. Dersek küçük bir dükkan olarak kalabiliriz. Ama Allah'ın rızasıyla kalırız. O bozulmayacak ticareti de umarız ama. Rüşvetle iş yapanlar, adam kayırarak iş yapanlar, insanları aldatanlar, faize bulaşanlar zengin olabilirler. Ama asıl ticaret olan cenneti bulamazlar. Bol bol dua ederler ama Allah'ım bize hayırlı bereketli işler nasip et. Devletimizi ilelebet payidar et ya Rabbi, ya Rabbi derler. Kendilerini cennet devleti, cennet nimeti zannedebilirler. Kendi camialarını, kendi kurumlarını, tarikatlarını, ehli sünnetin sarsılmaz kalesi, tek kalesi, kendilerinin dışındakilerini de cennetin yolcusu olmaz şekilde görebilirler. Ama o Allah'ın kitabında neler diyor? Sen o kitabından önce şeyhinin sözlerini yasa haline getirmişsin. Senin şeyhinin sözlerinden dolayı da Müslümanların bir kısmını atmışsın ehli sünnet dışına. Sonra da biz hafızız diyorsun. Biz Kur'an'a hizmet vakfıyız diyorsun. Beklersin sen ummayı. Hiç kimse kusura bakmasın. Cennet Allah'ındır. Kimsenin tek elinde değildir. Harcayanların cenneti olabilir. İnsanlardan para dilenenlerin cenneti olmaz. Vakıf kuruyorsun insanlardan kurban diye veya başka bir şey diye sürekli para topla 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 topla. Kendi vakfını öylece büyüt. Kendine de yont oradan kurban diye aldığın paralarla fazlasını toplayıp ucuza mal et kurbanı. Oradan da kendine gelir elde et. Bağış 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 bağış. Kendi arabanı yenile. Kendi vakfını modern hale getir. Vakıfların binaları büyüyor. Şeyh diye bozuntu olan tiplerin her türlü villası, arsası oluyor. İnsanlar ona paralarıyla hizmet ediyorlar ve sonra da o cennetlik oluyor. Böyle kolay mı? Kim bunu hak edebilir? Allah kime bunun garantisini vermiştir? Cenneti ummak için harcayabilmek gerekiyor. Toplamak değil. Dilenmekle cennet umulmaz. Ana mesele bu üç ayetin getirdiği bu dairedeki yani bu çemberin sınırlarının belirlediği noktayı yakalayabilmek. Allah'ın kitabını okuya okuya hayat haline getirmek. Kur'an'ın verdiği emirlere uymak, Kur'an'ın gösterdiği ahlakın sahibi olmak ve bu Kur'an'ı devlette, o devletim yoksa benim şirkette, evde, bulunduğum neresiyse vakfımda anayasa haline getirmek, sonra Allah'ın emrettiği namazın ikamesini sağlayıp Allah için harcamak üzere bedenimle, canımla, malımla, zekamla, yeteneklerimle hazır bulunmak beni Allah'tan cennet umabilir hale getirebilir. İşte İmam Nevevi bu ayeti kitabının başına oturtarak mükemmel bir mesaj veriyor. Ey Kur'an hafızı, ey Kur'an'a hafız aday, sen önce şu Fatır suresinin 29. ayetindeki kişi olmaya bak. Asıl mesele hafızlıktan kasıt budur. Yoksa Kur'an'ı okumak çok kolay. Her gün bir cüz, iki cüz okumak zor bir şey değil. Kur'an'la birlikte amel gerekir, aktiflik gerekir, fedakarlık gerekir, dilenmemek gerekir, kendini yok saymak, insanlık için harcamak gerekir. Kendini insanlık için harcayacaksın ki Allah da sana kaybetmeyeceğin her şeyi kâr olan cennet ticaretini nasip etsin. İşte böyle yaparsanız ayetin devamında 30. ayette Rabbimiz buyuruyor ki
لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ. Onların ecirlerini, sevaplarını tam bir şekilde veririz. Hiçbir eksilme olmaz onların sevaplarından. Böyle yaşayanlar için. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Hatta Allah lütfundan onlara daha da fazlasını verir. Sen o Kur'an'ı okuyup yaşamak kadar performans gösterdin. Namazı ikamet kadar performans gösterdin. Allah'ın verdiği rızıklardan harcayacak kadar kendini gösterdin. Allah bunun ötesinde 100 birimlik yaptın. Allah 1000 birimlik de verir. Fazlası onun lütfundan ne kadar gelirse. Bu da ihlasımızdaki, yani sadece Allah için yapmamızdaki kaliteyle orantılı olacak. Hiçbir başka maksat gözetmezsek, bozuk bir niyetimiz olmazsa, Allahü Teala bu yaptığımız işleri, ortaya koyduğumuz hayatı, Kur'an'la haşir neşir olan, Kur'an'ı sürekli okuyan, çünkü ben Kur'an'a göre amel etmem lazım. Düğünümü Kur'an'a göre yapmam gerekiyor. Uykumu Kur'an'a göre dizayn etmem gerekiyor. Şahsiyetimi benim Kur'an'ın şekillendirmesi lazım. Demek için okuduğum ve böyle amel ettiğim sürece Allahü Teala bana yaptığımın fazlasını vereceğine dair vaatte bulunuyor. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Ben hak ettiğim için değil, Allah'ın rahmetinden, fazlından bana fazlasını veriyor. Niçin böyle? Çünkü Rabbim benim gibi değil ki. İnnehu gafurun şekurun. Bu Allah gafurdur ve şekurdur. Gafurdur. O kötülükleri, günahları bağışlar. Ben Allah'ın kitabını okurken, onun kitabınla amel ederken, amel etme gayretindeyken, namazımı ikame etmek için kendimi zorlarken, infak için nefsimle mücadele ederken mutlaka günahlarım olacak. Hatasız yapamayacağım bu işleri. Ama o hataları da görmezden gelecek. Bendeki samimiyeti, kaliteyi ömür boyu Allah için ebedi cenneti karşılığında ebedi hayat verse bu dünyada, ebedi onun dinine hizmet etmek, onun kitabı ile meşgul olmak, onun kitabını bu dünyaya ilan etmek, buna göre yaşamayı insanlara haykırmak için benim yaşadığımı gördükçe benim günahlarımı da, kalkamadığım namazlarımı da, beceremediğim sabrımı da, ona tam imanı gösteremediğim halde affedecek beni. Çünkü o gafurdur. O affeder. Kulları eğer onun için bir ömür ortaya koymuşsa aradaki hatalarını örter. Gafurdur o. Affeder. Ve Allah şekurdur. Az iyilikleri bile mükafatlandırır. Küçücüktür. Allah'a göre belki de bir hiçtir yaptığımız işler. Şükrünü dahi eda edemediğimiz bir durum vardır. Ama o karşılıksız bırakmaz. O, onun için gösterdiğimiz fedakarlığın karşılığını mutlaka verir. Çünkü o Allah'tır. Celle Celaluhu. Bizim gibi insan değildir o. Biz ise basit bir kötülüğü, basit bir bize yapılmış hatayı diğer büyük iyilikleri örtecek kadar büyütürüz, büyütürüz, büyütürüz. Sanki o kişi bize hiç iyilik yapmamış gibi sileriz en yakınımızı, eşimizi, arkadaşımızı, çocuğumuzu dahi. Ama o Allah ki onun için kıldığımız bir vakit namazı bile, onun için verdiğimiz bir kuruş malı bile, bir dakikamızı Allah için verdiğimiz bir Müslüman kardeşimizi rahatlatmak için, Allah'ın kitabını öğrenmek üzere
bir dakika ilim öğrenmek için bulunduğumuz meclisleri bile büyütür, 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 dağ gibi karşımızda büyük bir ecir olarak çıkartır. Çünkü o şekurdur. O bizim yaptığımız bu işlerin karşılığını cennet olarak verir. Biz cenneti hak etmemiş olsak bile o Allah bize kendi fazlından, rahmetinden verir. Şükredenlerin karşılığını veren bir Allah'tır o. Şekurdur. İnsan ise böyle değildir. O insana basit bir yanlış yapmaya görsün diğer insan anında birbirinin düşmanı haline gelirler. Allah ise bütün hayatını kötülüklerle bile geçirmiş bir insan ömrünün sonlarında Allah'ın kitabına dönen, namaza dönen, infaka dönen, kendini Allah için veren bir kimlik sahibi olan kişiye geçmiş ömrünü sildim, sana ebedi cennet verdim diye muamelede bulunur. Çünkü o gafurdur ve şekurdur. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh işte kitabına Allah bilir ya bereket olsun diye Rabbinin Fatır suresinin 29 ve 30. ayetleriyle belki de bu yüzden başladı. Bu ayetleri bize hatırlatarak, öğreterek sen Allah'ın cennet vereceği, cennetini Allah'ın umabileceği bir kul olabilirsin. Kur'an tilavetiyle başlayan, hafızlıkla devam eden ve ömür boyu Kur'an'la meşgul olmak diye hedefi olan bir serüven istiyorsan, böyle bir hayat istiyorsan ey ilim talebesi, ey Müslüman, ey kadın, ey erkek, genç. Bu ayetler senin motton olsun. Yani hayat felsefen olsun. İnsanların üniversite dediği, insanların ev dediği, dünyaya ait planlar üzerinden tam bir dünya metaı, dünyaya mal olduğu dönemlerde sen Allah'ın cennetinin yolcusu olmak istiyorsan ki olmalısın bu ayetler çünkü sana Kur'an'la birlikte, Kur'an'ı öğrenmekle birlikte, ezberlemekle birlikte sen aslında cennet yoluna girdin haberin olsun mesajı veriyor. O zaman ben de bu ayetleri Fatır suresinin 29 ve 30. ayetlerini hani modern deyim diyorlar ya hayat felsefesi diye ne anlama geliyorsa artık hayat felsefesi haline getiririm. Onun dışında insanların kariyer dedikleri, maaş dedikleri, makam dedikleri ve diğer dünyaya ait villaymış, saraymış, lüksmüş, şatafatmış, denizmiş, bağymış, bahçeymiş atarım elimin tersiyle. Allah bana bu dünyada verirse de hamd ederim, şükrederim. Verdikçe daha çok kendimi infak ederim. Allah bana rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerden bahsetti. Ben kendimi Allah'a infak ederim. Beni kullan Allah'ım. Adadım kendimi derim. Bana ne verdiysen mal, ilim, beden, can, zeka olarak hepsini senin dinin için kullanmaya ahd ederim. Ant içerim derim. Yine şükretmiş olurum. Elimin tersiyle iterim dünyayı ama Allah ayağıma kadar getirirse dünyayı da o dünyayı Allah'ın dini için kullanmasını da bilirim. Benim hayat felsefem de bu ayet olur. İşte bu ayetin ışığı altında, bu ayetin Fatır suresinin 29 ve 30. ayetlerinin çerçevesinde, bundan sonraki derslerimizde hadisi şerifleri okuyarak Kur'an okumanın ve Kur'an hafızlığının değeriyle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine kulak verip kitabımızdan istifade etmeye devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.